Merhaba arkadaşlar, Çiçeklere Fısıldayan Kadın kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok farklı bir türle geldim. Geçen gün A101'den aldığım Pocaria tuberculosa isimli bir çiçeğimiz var. Bu biraz aloe vera, biraz havartıya, biraz krasula tarzı kaktüs sukulent diye geçen bir tür. Şöyle söyleyeyim ki kaplan ağzı diye de geçiyor ama bu o tür değil. Onun daha farklı bir türü. Tuberculosa deniyor. Şu yapraklarında sil tarzı çıkıntıları var. Diş tarzı çıkıntıları var. Bu yüzden bu ismi almış. Ben timsah ağzı diyorum aslında. Bu da benim koyduğum ismi olsun. Şimdi arkadaşlar, çiçeğimiz güney cephesinde güneşi seviyor. Direkt güneşe değil, tam önünde güney cephesine koymamız gerekiyor. Susuzluğa çok dayanıklı. Suyu da seviyor. Hem seviyor ama fazla sulanmayı sevmiyor arkadaşlar. Güneşte olmadığı zaman formu bozuluyor. Yine her kaktüs sukulent gibi geçirgen toprakları seviyor. Gölgede biliyorsanız sukulentlerin, kaktüslerin formu bozuluyor ve uzuyor. O yüzden aynı hani biliyoruz az çok artık kaktüs sukulent nasıl bakılır. Hepimiz de biliyoruz. Şöyle bakınız, birçok yavru veriyor. Hani yapraktan üretemiyorsunuz. Tohumdan veya çelikten ürüyor arkadaşlar. Şöyle saksı değişimini yapalım. Bakımı çok kolay. Anlattığım gibi. Çok böyle derin saksılar sevmiyor. Daha yayılan bir tür olduğu için sığ ve geniş saksılar seviyor. Gördüğünüz gibi toprağı da çok geçirken bu şekilde bir toprak olması gerekiyor. Alt kısımlarındaki ölü yaprakları temizleyerek işimize başlayalım. Kendi içindeki bu geçirgen toprağı yine benim kendi toprağıma ekliyorum. Geçirgenlik sağlasın diye. Bu şekilde yapraklarını temizleyerek saksıma dikiyorum. Fazla sulandığı zaman mantara, hastalıklara yatkın bir bitki. Fazla sulamıyoruz. Mutlaka drenajına dikkat ediyoruz. Saksının altının delik olması lazım. Çürütmeden bildiğimiz sukulent bakımıyla bakabileceğimiz şöyle yılda bir kez saksı değişimini yapıp ara sıra gübre verip kendi haline bırakabileceğimiz bir tür. Gördüğünüz gibi kızımız yeni saksısına da çok yakıştı. Umarım kısa zamanda alışır ve annesini mutlu eder. Göz zevki olarak çok güzel, böyle her göz zevkine hitap edecek bir tür. Aloe vera seviyorsanız, krasula, hani Hovartya gibi türler seviyorsanız hepsine de hitap ediyor. Aranjmanlarda kullanabileceğiniz öyle fazla büyümeyen bir tür. Çok da yakışıyor aranjmanlara. Sarı çiçek açtığını söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar, ara sıra marketlere gelen çiçekleri kontrol edin. Böyle nadir türler siz de bulabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.